Merhaba arkadaşlar, Şangiler kanalına hepiniz hoş geldiniz. Özlediğiniz mutfak videolarıyla tekrar karşınızdayız arkadaşlar. Bugün size ne yapacağız? Bence bunu sen söyle. Bugün size milföy müflöy mü? Aa, söyledin. Doğruyu mu söyledim? Doğrusu ne? Dur bir saniye. Ne? Doğrusu ne? Müflöy. Bak yine yanlış söyledin. Milföy mü dedim ben? İlk önce milföy. Ama doğrusunu söylemiştim, sen beni yanıltıyorsun. Arkadaşlar buradan da size soruyorum her zaman. Milföy mü müflöy mü? Müflöy daha güzel geliyor kulağa. En son bunu tartıştığımızda 2 sene önceydi, daha çocuğumuz yoktu. Hala milföy mü müflöy mü bunu tartışıyoruz. Ama milföyü nereden yaptım biliyor musun? Nereden? Biraz önce milföy hamuru alırken üzerine baktım doğrusu neymiş diye. Sır sana rezil olmamak için ismini öğrendim. Niye bana rezil olsun kocacığım? Milyonlara beni rezil ettin çünkü müflöy diye. Evet arkadaşlar, bugün size müflöyden pide yapacağız. Pide yapacağız, evet. Evet. Evet, çok pratik. Yani bildiğiniz o pide çıtır çıtır pide olacak ve o kadar pratik ki öyle hamur mayala, işte mayasını bekle, tekrar yoğur falan, öyle bir şey olmayacak. Bir de, malzemelerimiz. Bak bir de arkadaşlar, şimdi ben küçükken hep şeyler olurdu, yemek programları olurdu. Yemek programlarında böyle antin kuntin, evde hiç olmayacak evet. şeyler olurdu. Canım çekerdi. Anneme derdim ki anne bu nasıl yapılıyor? Onu nereden bulacağız derdi annem evet. böyle. Harbiden de olurdu. Biz arkadaşlar en ucuz sucuğu aldık. Gittim şeydeki marketteki tavuk sucuğu bu. En ucuz. Bunu da 600 gramlık şey aldım. Ucuzunu aldım bilerek herkes evinde yapabilsin diye. Bu da müflöy. Müflöyü de zaten... Sen tarif verdikten sonra ister gider en pahalısını alır, ister gider en ucuzunu alır. Sen burada kullandığın şey, malzemeyi hayır, anlatmak zorunda değil hayır, ki. Hayır, aynısını değil. Yani şeyi anlatmak istiyorum. Yani uygun fiyatlı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kaşarın kilosu ne kadar sen biliyor musun? Sucuk almış, kaşar almış uygun fiyatlı diyor adam. Ya ülkemizde şu anda uygun fiyatlı bir şey yok ki aşkım. E tamam. Allah'ım yarabbim. Ben kendimce, yapacaksan boş pide yapacaksın. Kendimce bir güzellik yapmaya çalışıyorum burada. Diyorum ki arkadaşlar hani gidin pahalı sucuk alana kadar bak tavuk sucuğu var ondan alın. Ondan sonra kiloluk zaten şey artık bu arada şeyi gördüm arkadaşlar. Eskiden şunu alırken marka vermeyeyim kiloluktu. Evet. Sonra 800 grama düştü. Sonra 700 grama düştü. Şimdi 600 grama düştü. Bu yakında 500, 400, 300 diye gidiyor. Hatta gördüm şu kadarı da vardı bunun da. Ben ne kadar kullanacağımızı bilmiyorum. Tabii yani şimdi 1 kiloyu mesela önceden 200 liraya alıyorsak şimdi adam 1 kiloyu koyduğunda 600 lira yazamayacak oraya. Doğal olarak gramajını artırıyor. Evet yani böyle fiyatı güya büyütmüyorlar aynen. ama ambalajı küçültüyorlar. Algı yaratıyor. Neyse biz şimdi şeye girmeyelim arkadaşlar. Teferruata girmeyelim. Teferruatı boş ver. Ne yapacağız biz bugün? Hadi pide yapıyoruz. Evet. Tamam. Milföy hamuru bakın şöyle yumuşadı. Açılacak. Aa, sen de milföy dedin. Milföy. Evet. Milföy çünkü. Doğru. Sen yine milföy diyorsun hala. Tamam. Bunu açacağız mı aşkım? Yağlı kağıt. Evet. Dur şimdi yağlı kağıt serelim tezgahın üzerine. Altı da yağlı zaten. Ama açacağız. Açınca büyüyecek. Ha. Burada yapalım. Tezgaha yapışmasın. Evet. Dur ASMR. Çok bastırayım mı? Çok aşırı değil. Bastır. Uçlarını birleştireceğiz böyle. Çok büyük yapmayalım pideyi. Yani. Biraz daha. Hadi pide formu ver bebeğim. Tamam. Bir tane ben yapayım. Bir tane de yap, sen yap. Yap. Bence tamam. Sen yap zaten. Ben de şu yumurtayı kırayım. Bu kadar bu yeter benim. Zaten. Şunu şöyle. Şu kenarlarını şöyle bir kıvırayım. Pidelerin şöyle kenarları şöyle bir kıvırık oluyor. Bundan sonra şurayı da şöyle yapayım. Furkan benim yaptığımı mı yiyeceksin? Gönül ablanın yaptığını mı? Sanırım gönlüm ablanın yapmayacağım. Sena? Sanırım ben de. Aşkım ya. Şu hazır yemekte bile inşallah aşkım, benimki çok güzel olur da. Pideci de... Ooo bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bir saniye. Bir saniye güzel bir şey çıkıyor ortaya. Beni bir şeye benzetemediniz ama. Aaa. Yerken hiç pidenin şekline dikkat etmiyor musun aşkım? Direkt gömüyor musun? Benim için nasıl göründüğünün önemi yok. Bence gayet güzel oldu. Bırak. Tamam, ben hadi kendim, sen ya. Ben kendim yapacağım. Tamam, rendeleyelim kaşarı. Tereretetet, tereretetet. Yanımda kısa durmamak için gitti. Ayakkabısını giydi geldi. Ne var? Rihanna girse, bu giyse bunu moda oluyor. Ben de şey zannettim, Hazal Kaya'nın altına bir tane şey koyuyorlardı platform böyle. Platform mu? Platform şöyle. Yok ya, yapayım. Bence böyle daha güzel olur. Beyaz tamam. Çoraplarıma bak yalnız. Ellerimi yıkadım bu arada arkadaşlar. Ellerim şimdi tertemiz. Oldu mu Sena boyumuz? Bu. Adam direkt pidenin üzerine rendeliyor. Ya sen ne diyorsun? Bu, ben bunu sana başına mı getirdim? Sena ile Furkan var ya o kadar pişman olacak ki. Biraz önce sordum ya benim yaptığımı Gönül ablanızın yaptığını mı yiyeceksiniz diye. Bir ucundan tadına bakarız. Ölmezsek diye. Daha çok gençsiniz çocuklar. Hayatınızın baharında. Oo, üzerine diyorsun. Peki bebeğim bir şey sormak istiyorum. Bu pidenin üzerine yumurta süreceğiz canım. Neresine sürmeyi planlıyorsun? Kenarlarını. Peki. Tamam, ben pidemle ilgili küçük bir instantan düşünüyorum.
Onu yapacağım. Herkes istediğini yapabilir bu arada. Tamam. Yani bu kaşarlı sucuklu ama siz ıspanaklıydı, patatesliydi falan istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Allah Allah, sana mı soracaklar? İstediği her şeyi yapabilir insanlar. Evet. Ben de aynısını söyledin. Farklı bir şey mi söyledim? Bu yumurtada sen kullanacaksın mı bu arada? Hayır, başka. Azıcık bırakırsan mini minicik. Tamam mısın? Heh, o bana yeter zaten. Tamam. Evet, benim pidem hazır. Ben şunları da ziyan olmasın. Tepsinize dizin beyefendi. Size şöyle bir şey vereyim. Biraz nerede o? Buyurun. Fırıncı küreği. Yalnız var ya, efsane ya. Of. Neyse, ellemiyorum. Gönül Şahan kocasını kıskandı. Tamam. Seninkini yanına mı koyacaksın? Efendim canım? Seninkini yanına mı koyacaksın? Tabii ki. Sen de ben ayrılabilir miyiz hiç? O zaman şöyle ki biraz daha kenara çekeyim şöyle. Ben de şöyle bir peynirimi rendeleyeyim ilk önce. Sanınkine yer açalım şöyle. Ha. Evet arkadaşlar, benimki şöyle göstereyim. Mükemmel bir formu oldu. Tamamdır. Şöyle kenara çekiyorum. Evet. O ne ya? Ya niye çalıyorsun kaşarımı ya? Ben azıcık kaşar koymuşum, sen o kadar ama çok... Ama sen bitirdin. Tamam. Niye devam ediyorsun? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Şike yapıyorsun. Lütfen. Emre aşağı. Evet. Topuklu ayakkabılarla da birazcık şey oldu. Yeni bir yağlı kağıt alayım. Ama şimdi bu burada hak geçti arkadaşlar. Neden? Şimdi benim mükemmel verdiğim pide formunu Gönül benden öğrendi. Hayır. Yani şimdi bu çok aynısını yaparsan tamam, haklısın. Tamam, hadi bakalım seninkini görelim. Şöyle videolarda yapıyorlar ya. Ben senin aksine çok büyük açmayacağım. Mini pizzalar yapacağım. Mini pizza demişim. Şimdi aklıma geldi. Ne oldu? Keşke bıçakla şuralardan şöyle kesseydim ya. Ha, oldu canım. Ha, niye? Öyle kessen yumurtayı ya da bunlar akacak gidecek lan. Hayır. Neyse ben anlatmayayım sana. Benimki bitti. Anlatsana. Hayır. Benim çok güzel bir şey aklıma gelmişti ama eğer bu video 152 bin like alırsa o zaman anlatırım. Ben ilk önce senin aksine şöyle bir şey yapacağım. Sen kapalı pide mi yapacaksın? Hayır. Ama İlk önce benim aklıma gelmişti de ben söylememiştim. Aslında bu kapalı da güzel olur biliyor musun? Evet. İçine böyle yapacaksın, sucuğu yapacaksın, her yerini kapatacaksın böyle. Neyse, üstüne de bir iki tane çizik atacağım böyle. Fikir çalmış gibi olmayalım. Ben şöyle mini pideler yapacağım. Kaşar kenarı güzel oldu. Efendim? Aaa! İşte ben şimdi öyle yapacağım ama Furki! Ama Furkan söyledi, Furkan, olmaz. Furkan, vallahi öyle yapacağım. Bak ben de dedim mini yapacağım yani. Bunları içeri kıvıracağım. Furkan! Nasıl içeri kıvıracaksın? Ben de aynısını yaptım. Küçük olacak işte. Birbirimizinkine benzetmek yok. Tamam. Pide yani. Ya kapalı pide ya açık pide. Açık pide de böyle. Lütfen bak şimdi bak. Çirkinlik yapma. Çirkinlik yapma. Benim asabım bozmacını. Aynı. Bak aynı. Ortaya ben de böyle koymadım mı? Resmen benden kopyalamış ya. Ya kaşarlı sucuklu pide başka yani. Bak. Oo. Gördün mü? Kaşar içinde kalıyor. Resmen benden görmüş. Değil mi? Aynısı ya. Aynısı. Kız sen ne güzel yaptın öyle. Kız sen ne güzel. Şangiller pide mi yapacaksın? Pide yapıyorsun. Kız sen ne güzel. Ne güzel pide yapıyorsun. Ne güzel de kaşar kenar yaptın öyle. Evet, kaşar kenar yaptım. Ama ben şimdi normalde bunun üzerine yumurta kırmak istiyorum ama yumurta kırarsam bu dağılır. Ne yapmam lazım şimdi benim? Ha, tamam buldum arkadaşlar. Bak şimdi şunu şöyle yapalım. Ama ben daha onu üste koyacağım. Niye öyle yapıyorsun? Ben bitirdim zannediyorum. Her şeyi yiyorsun ya. İlla bir şekil şükül yapacak ya. Vallahi billahi. Yaparım tabii. Bir sürü yumurta var zaten. Benim pidem. Hayır, ben lak diye koyacağım üstüne. Ha, lak diye. Lak diye. Sen var ya, o fikri de benden çaldın. Allah aşkına ne zaman söyledin bir söylesene. Ben de lak diye ortaya koyacaktım dedim, elimden kaydı ya. Ya. Yalnız var ya, galiba ben de seninkini yiyeceğim. Herkes kendindekini yesin. Ne oldu? Benim evimdeki bu. Sen de pişince önündeki olacak. Benim de var. Tamam, buna daha ihtiyacımız yok. O baraj yıkılacak gibi ara. Bu mu? Evet. Ha. İnşallah, inşallah. Yani yıkılır da senin yine zarar veriyor. Tamam, şöyle yapalım. Bu da bohem oldu. Bohem sucuk. Şu yumurta, Allah aşkına. Bir de yumurtaların boyları çıktı arkadaşlar. Small, x small, yeter, medium, sen de large, x large. Her şeyden şikayet ediyorsun ya. Yeter ya. Yumurtanın rengi bile sarı değil ya. Sarı. Beyazını ne yapacaksın bu arada sen? Başka zaman başka bir yerde kullanacağım. Hmm. Yumurtanın beyazı yüze sürünce iyi geliyormuş. Aa. 500 TL oldu. Evet. Yalnız bir şey diyeyim mi? Bunu buradan kaldırıp oraya koyarken bunu ya, eğer düşürmezse zaten o 1000 lira oldu. Aa,
ben bunu tepside yapmam lazımdı. Kim dedi sana burada yap diye? Evet, şimdi olayın esas kısmına geldik. Bakalım nasıl yapacaksın? Bence bunu öylece şuradan kenardan kes. Sen beni hafife alıyorsun. Hafife alıyorsun. Sen beni makas getiriyorum, bekleyin. Aa, şuralardan kesecek. Problem odaklı değil efendim. Çözüm odaklı olalım. Bu da benim aklıma geldi. Ya aşkım zaten böylece koysaydın ne fark etti ki? Hayır ama seninkini kapat. Ya seninkini düşünüyorum. Seninkinin üzerine gelecek böyle. Anladın? Dur ben sana yardım edeyim. Hayır etme sen düşürürsün. Gelir ben ya. Sana güvenmiyorum. Güvenmem ben sana. Ama benimkini sabotaj ediyorsun şu anda. Hayır etmiyorum, buyur. Oldu mu? Lütfen yani. Lütfen herkes yerini bilsin kardeşim. Şu görsel olarak birazdan çekeceğiz. Görsel olarak çekeceğiz yan yana. Kiminkinin görseli daha güzel şöyle bir gösterelim. Evet şunun güzelliğine bak ya, resmen Osmanlı mutfağı motiflere bak, şunun kenardaki kıvrımlarına. Bir de şuna bak ya, hiç olmuş mu? Seyirciye bırakıyorum ya, ben bir şey söylemiyorum. Şimdi fırınımızı yakıyoruz. 180 ayarlayalım. Zaten sıcak değil miydi? Hayır, biraz bekleyelim. Azıcık ısınsın. Sıcakken koyalım değil mi? Evet. Onu da her şeyi Emrah Şahan söylesin kardeşim ya. Direkt koyacaktı, şahitsiniz arkadaşlar. Evet. Bak burada kaşarlar kalmış mesela. Bunları da alıp kendi pidemin üzerine döküyorum. Neyse bozmayayım ben bunu ya. Bence hiç bozma. Çok güzel oldu. Niye benimkinin üstüne de dökmesen? Kimden izin aldın aşkım ya? Ay bol. Ya ben ona motif verdim resmen ya. O eridikçe yere döküldü. Onun içinde çiğ yumurta da vardı. Sen hepsini ağzıma soktun benim ya. Benim için çiğ yumurta yemez misin? Evet, burada pidemiz tamam arkadaşlar. Şimdi sadece geriye pişme süresi kaldı. Gördüğünüz gibi çok pratik. Yani biz muhabbet falan derken uzattık ama böyle misafir gelirken 10 dakika sendeyim kız mı biz dedi. Burada hemen işin çıkarın. Şakasında şukasındayız arkadaşlar. Bu arada ezan okunuyor azizallah. Biz burada işin şakasındayız. Normalde evet. Bunu 3 dakika içerisinde hazırlayıp 1 dakikada da şeye koyup zaten ısınmış bir fırına koyduğunuz zaman muhtemelen 7-8 dakikada çok güzel bir pide elde edebilirsiniz. Aynen. Fırınımız ısınsın geliyoruz. Fırınımız ısındı arkadaşlar. Şimdi fırına atıyoruz. 180 dereceye ayarladık. Kızarana kadar. 2-3 dakikalık işimiz var. Bakalım kaç dakikada? Saat 4'ü 5 geçiyor. Saat 4'ü 5 geçiyor. O zaman pişsin geliyoruz. Yumurtayı sonra kırmam gerekiyordu. Şey var ya, babam sınıfında şemsiyeyle oturup dalga geçen oradaki bebe gibi. Fırına atmadan önce kırdım. Pişti. Daha olmadı mı aşkım, çıkardın yeni şunları ya. Pişti. Seninki şu anda beni ilgilendirmiyor, ben benimkine bakıyorum canım. Pişti. Hem rolü kes, bitti. Çekim bitti. Gerçekten çok kötü görünüyor. Hiç böyle hayal etmemiştim. Nilföy'den pide yapmak da nedir Allah aşkına ya? Neden böyle bir... Senin aklından çıktı aşkım ya. Nilföy'den pide mi oldu? Bak şimdi çıkarayım, ağzı yüzü nasıl kaymış. Bence pişmedi. Geri koyalım. Geri çevirelim. Aa, o nasıl pide oldu ya? Ya dedim ya, bu nasıl oldu ya? Almışam uykumu almamışam. Uykumu almamışam bu gece. Hele hele niye yar niye? Hele hele niye öldüm yar diye öldüm yar diye. Evet şu anda milföylerimiz hazır arkadaşlar ve mükemmel olduğunu düşündüm. Hop! Ana balon olmuş bunlar. Balon balığı gibi oldular. Şimdi elim yanar mı ki bundan? Yok yanmaz. Şeyimiz yok mu ya bizim? Öyle değil aşkım. Ben sana şöyle altından da tutacağım sonuçta. Altından nasıl tutacaksın? Sen Iron Man misin? Iron Woman. Annelerin eli yanmaz. Iron Woman. Ooo. Hayal ettiğim gerçekte olan. Hangisi? Bu arada hangisi senin? Şu senin. Yumurta kaydı benimki ya. Benimki daha güzel. Evet gerçekten. Yalnız benimki daha güzel. Benimki bildiğin şey gibi oldu. Evet, YouTube'a başlamadan geri bitiriyoruz arkadaşlar. Kariyer... Aa bak sönüyor. Haa, evet, tamam. Tamam, o zaman... sönünce şekli çıkacak. Şu yumurtamı geri alayım ben. Yumurtamı bana, geri verin bana. Al oyna.
Tamam o zaman şöyle bir ama nasıl alacağız bunu? Spatula var mı aşkım? Az önceki spatulayı ne yaptık? Ha, ver onu. Dur. Ben onun kenarlarını şey yapıp tam onu ver. O güzeldi. O şey çizer. Al. Tabağına da kıyamıyor ya. Oo! Yalnız var ya. Ben de benimkini alayım. Sucuk nerede kayboldu? Yalnız evet. Var ya. Ay 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 bak. Siz var ya. Siz ne dediniz? Gönül ablanın pidesini yiyeceğim dediniz. Siz var ya. Siz Emrah'ın pidesini daha önce görmediniz çünkü. Allah'ım. Sen kendine Müslüman mısın? Benim çatalım bıçağım nerede? Ben şu anda pide bir şokunu yaşıyorum. Seninkini düşünemem. Hiç hayal ettiğim gibi olmadı. Arkadaşlar neden böyle? Misafir geliyorsa 10 dakikaya söyleyin. 10 dakikada hiçbir şey yapamam. Gelirken kendi bir şeyler aldım. Yapmayın bunu. Çok sıcak. Güzel oldu ha. Vallahi bak bir şey ya bir şeye, bir şeyin içine kaşarı, sucuğu ve yumurtayı koyduğun zaman kötü olma şansı var mı? Bak lezzet olarak gerçekten güzel oldu. Bildiğiniz klasik milföy çıtır çıtır. Şuradaki yumurtamdan da alacağım. Normalde bunun blok diye patlaması lazımdı. Görüyorsunuz ki erken koyduğum için çok pişti. Bebeğim benim pidemden bir yer misin? Herkes kendi önündekini yesin. Çok oldu. Ver hadi ver. Kıyamadım yine. O kadar emek verdin. Oo çok sıcak. Yalnız benimki efsane olmuş. Bakalım benimkini beğenecek misin? Vay sosluyor. Yanarsın. Sevme kızım yanarsın diye söylerdi anne. Biz bir yerde yanlışlık yaptık ama yani şekil olarak diyorum şeklinden dolayı. Bu arada ben açmışım ya. Bir şey diyeyim mi? Benimki çok daha güzel. Gerçekten mi? Çok güzel. Senin sucukların bile görünmüyor ya. Sucuk yok orada da en azından benimkiler görünüyor. Kupkuru olmuş. Çok kurumuş. Kesinlikle objektifim. Gerçekten benim daha güzel olmuş. Kesinlikle objektifsin ya. Çocuklar, Senayla. Şimdi bundan biraz, kes. Furkan Bey'e hemen ikram ediyoruz. Ama objektif olarak. Tamam. Objektif olarak. Lütfen. Lütfen. Şimdi. Bak bir de göbeğinden veriyorum ha. Sucuklu yerinden ha. Tam orada sucuk var çünkü. Var. Tamam. Tarafsız gazetecilik için. Tamamdır. Tarafsız hocama emin olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Peçete de rica edebilir miyim? Peçeteyi kusmak için mi istiyorsunuz? Sena Hanım siz çekecek misiniz? Tabii ki Sena'ya da vereceğim. Evet şimdi Furkan Emre'nin pidesinden yedi. Kaç puan onun üzerinden? Ama bence karşılaştırdıktan bence sonra. 10 üzerinden 8. Ne? We are the champions and blah be you. Evet. Bir de bunu dene bakalım. Ama sen şimdi bunu dene bakalım derken böyle gözünü belerte belerte bakıyorsun. Sence Furkan'ın benden korkacak gözü var mı? Senacığım. Evet tarafsız bir biçimde kaç puan veriyorsun Furkan? Yumurta yakışmamış. Ya bu çok güzel ama yumurta var. O bana çok uymuyor. Evet. Ama sen yumurtayı sevmiyorsun. Hayır ama şimdi Sena sen buradan mı yedin buradan mı yedin ilk başta? Seninkinden. Tamam. Bak sucuğundan da veriyorum haksızlık. Tabii vereceksin ya. 7,5 veriyorum. 8 veriyorum. Evet tarafsız gazetecilik. Evet şimdi Sena Hanım'dan. Benimkini yemedi galiba. Yedim. En son seninkini verdim zaten. Tamam. Tamam şu anda yiyor. Yumurta patlasaydı güzel olurdu. Ama yine o halde de güzel. O yüzden 9 veririm. Tamam. Size de 8,5 veririm. İşte sen, senin damak tadın yok ki. Ama ikisini topladığın zaman Furkan. İkiniz de eşit oluyorsun. Eşitlik evet. O yüzden. Ellerinize sağlık. Evet arka fondan da mı güzel? Aynen ha. Zaten bizim şarkımız telif değilmiş. Evet o zaman berabere kaldık. O zaman berabere kaldık ve bence dostluk kazandı. Aşk kazandı. Aşk kazansın. Sevgi kazandı. Sevgi kazansın arkadaşlar. Bence. Evet. Ya çok da gerekli bir şey değil değil mi arkadaşlar? Yani. Olmasın hayatımda hiçbir şey. Sen bunu sen 8,5 nasıl verdin ya? Bu 10. Çok yağlı bir hamur ya. Ben de sırf beraber kalalım diye yoksa Sena da bunu sevdi ben fark ettim. Emeklerinize sağlık. Çok güzel olmuş. Teşekkür ediyorum. Benim en iyi pidelerden. Daha önce pide yemedim. Biz bu ekiple çok güzel şeyler yapacağız aşkım. Bizi gazlıyorlar.
Evet arkadaşlar, uzun zaman sonra ilk defa bir mutfak videosu çektik. Zaten bu mutfağımıza da ilk defa çektik. İnşallah bundan sonra çok güzel tarifler gelir. Gördüğünüz gibi olanı da paylaşıyoruz, olmayanı da paylaşıyoruz. Yapmamızı istediğiniz tarifler varsa aşağıda yazın, işte şunu yapın, bunu yapın diye arkadaşlar. Biz ona göre yapalım. Sizi çok seviyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Like'larınızı, yorumlarınızı evet. Bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şangiler'de kalın.